Arkadaşlar, batch civcivlerimiz çıkmaya başladı. Sizlere zaten en büyük sürprizim bu olacaktı. Bayağı bir oldu. 20 gündür bekliyorum batchleri. Ve şimdi artık çıkmış bulunmaktalar. İnşallah kümesimizde tekrardan batch tavukları bizlere eşlik edecek. Evet, batch civcivlerimiz burada. Harikalar diyarımıza tekrardan batchler hoş gelmiş diyebiliriz. Bakın 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 bakın, çok tatlı hayvanlar. Hoş geldiniz çocuklar. Aa. Ben de elimle alayım ben size. Evet. Batch'cilerimiz harikalar diyarımıza hoş geldi. Çıkımlar da halen devam ediyor arkadaşlar. Bakacağız. Yine çıkım olacak mı? İnşallah olur. Diğer yandan batch severler. Batch tavuklarını biliyorsunuz kümesten çıkartmıştım. Bir yıl evvel. Neden ise çok ses olmasıydı. Çok sesli hayvanlar olmasıydı. Ama artık birkaç şeyi çözdük. Bağırmalarının nedenini falan çözdüm. Şimdi daha bilinçli ve tecrübeli bir şekilde batch tavuğu yetiştiriciliğine tekrar giriyorum. Nedeni ise şu, batch tavuklarını sevmemden ötürü hareketleri, tavırları, yürüyüşleri, kümes içerisindeki davranışları falan çok hoş oluyordu. O yüzden onları tekrardan sürümde görmek beni çok mutlu edecek. Ve eminim ki aranızdan birçoğunuzu da mutlu edecektir arkadaşlar. Batch civcivlerimiz, batch hayvanlarımız tekrardan sürümüze hoş gelmiş bulunmaktadır. Küçük halleri biraz keklikleri andırıyor ama genel olarak yabani bir hayvan sonuçta. Kekliğin büyüğü diyebiliriz. Ama büyüdükleri zaman çok güzel hal alıyorlar. Çok güzelleşiyorlar. Böyle değişik bir hayvan ırkı bunlar. Biraz gürültülü, biraz agresif, biraz hareketliler ama gerçekten çok güzeller. Çok güzeller arkadaşlar, maşallah. Şimdi onları kendi hallerinde baş başa bırakacağım. Hepinizden, sizlerden birer maşallah bekliyorum. Ayrıca aşağıya yorum düşebilirsiniz 5 tavukları hakkında. Evet, 2 gün sonra arkadaşlar. 2 günde de hatta 4 gündür ben buraya gelmiyorum. Batch civcivlerimizi göstereceğim çünkü batch civcivlerimiz gerçekten büyümeye başladı. Ve burada pamuk var. Pamuğun kafaya bakın. Öyle bakıyor ki bana. Pamuk. Pampuk. Neydesin orada? Pampuk. Pampuk. İnşallah kurt düşersin pampuk. İnşallah kurt düşersin, seni yatıracağım pampuk. Tamam mı? Düş. Düş. Arkadaşlar. Şimdi batch civcivlerimiz büyümeye devam ediyorlar. Bayağı bir hızlı gelişimleri var. Valla 5 günde, neredeyse 5 gün oldu. Yani ilk gün sizin için sanırsam 1 saniye, 2 saniye falan oldu. Ama benim için 5 gün bekledim şu boya gelmeleri için bunları. Batch civcivler bu şekilde oluyor. Zaten artık batch tanınan bir ırk. Eskiden çok popüler bir ırk değildi. Herkes bilmiyordu. Şimdi çoğu kümeste var. Nedeni şu, çok dayanıklı bir ırk. Kolay kolay hasta olmayan. Seri, canlı, renkli, güzel bir hayvan arkadaşlar. Tek sıkıntımız ses tonları. Ses tonlamalarını da şu şekilde çözeceğiz. 5 tavukların tek eşi. Oradan bilgi de verelim birazcık. Tek eşi oldukları için arkadaşlar hayvanlarımızın eşlerini iyi seçmelerinde yardımcı olacaksınız. Çok fazla öten 5 tavukları, 5 sivcileri genelde eşi olmayanlar öpüyor. Ve eşi olmayan 5 sivcileri de hemen değerlendirip ya çıkartacaksınız ya da bir şekilde onu değerlendirmeniz gerekmektedir. Yoksa sürünüzde sürekli o tarz sesler çıkabilir. Bunu da daha yeni keşfettim. Bu durumu bilseydim daha önceden 5 tavuklarını çıkartmazdım. Biliyorsunuz sürüden ben çıkarttım 5'leri. Bilseydim çıkartmazdım. Ama artık öğrendiğim için tekrardan 5 tavuğu sahibi olmak istiyorum. Çünkü bazen gözüm gerçekten arıyor batch tavuklarını. Sürü içerisindeki o tavırlar, hareketleri beni çok mutlu ediyordu eskiden. Eminim ki sizin de aranızda var. Bazen böyle batch'i arayan soruyordular zaten.
Hatta şunu bile yazan oldu. Beş tavuklarını çıkarttın ya, ben de seni daha takip etmiyorum gibisinden. Arkadaşlar beşleri tekrar geri getiriyorum. Tek neden dediğim gibi görüntü ve güzellik kümes içerisinde. Beçim olsun istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Kümese gelen çoğu ziyaretçimizin en çok dikkatini çekenler de genelde beç tavukları oluyordu o zamanlar. Yine aynılar olsun istiyorum. Yine öyle şeyler olsun istiyorum. Karışık sürümüzü oluştururken işte beş tavuğudur, hindisidir, bindisidir falan da sürümüzde yer vererek daha güzel şeyler, daha iyi içerikler çıkartmaya çalışacağım inşallah. Zaten bizim camiada beç tavuğu besleyen çok az. Ben dedim ki bir daha atılayım bu işe. Çünkü gördüm ki beç tavuğu ben beslerken veya da çektiğim videolar eşliğinde çok fazla kardeşimize faydamız olmuş. Görüp alanlar, bilgi sahibi olanlar beş tavukları hakkında bayağı bir öncülük etmişim. O yüzden bu öncülüğü bitirmek veya da son vermek istemiyorum. Bundan sonra da bu öncülüğüme devam edeceğim. Hayvan sevgimizi, hayvanları, ırkı fark etmeksizin daha çok insana, daha çok kardeşimize duyurup aşılayacağız. Bunların hepsini de hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Patlıyoruz. Hep birlikte yapacağız. Beşlerin birini yakalayabilirim ama acaba hangisi? Beyazını aldım ha. Bu beyaz beş. Bak. Bu beyaz. Herhalde. Sesi de bu şekilde. Daha şimdiden başladı ötmeye. Bak bak. Çok tatlılar ama arkadaşlar. Gerçekten çok tatlılar. Hadi bir daha öt. Öt bir daha. Bir daha öt. Ötsene lan. Evet. Siz de birer beş tavuğu sahibi olmak istiyorsanız arkadaşlar yazı beklemeniz gerekecek. Beş tavukları kışları salım yapmıyorlar. Yazları salım yapıyorlar ve salımları gerçekten çok iyidir. Şöyle ki bir tavuğa göre odaklıyorum. Bir beç tavuğu, dişi bir beç tavuğu her gün salabiliyorlar. Yani yaz sezonu boyunca 3-4 tane sürekli salabiliyorlar. Kızdı. Bak pamuk güzel kızdı artık. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Yumurta aldığım bile yok. Neyine bağırıyorsun? Tamam sus, tamam sus. Bir şey demedim, tamam. Sus. Şiş. Daha da susmaz abi, daha susmaz. Beni bekledin ama. Beni bekliyordun da yanında. Beni bekledin ki ben videoya başlayayım. Beni bekliyordun ki bu sıkıntılar yaşayayım. Sen için dinlensin sabahında. Ha bu arada bunu da gösterelim. Burada yine bizim gurkumuz var bir tane daha. Bunu da değerlendireceğim arkadaşlar. Cicviler büyüttükten sonra tekrardan gurk düştü. Çok erken bir şekilde gurk düştü hem de. Bakalım ne yapacağız. Neyse gelin biz sizlerle birlikte yine beşlerimizin yanına geçelim. Beş tavuklarımız hakkında ne konuşuyordum? Konuştuk durduk. Ha yumurta verimi hakkında konuşuyorduk. Gerçekten çok iyi bir salımlar ama yılın 3-4 ay salıyorsalar geri kalan bütün aylar yatıyorlar. Bunu da değerlendirin. Yem tüketimi oldukça az. Dışarıda bakarsanız çimlenmeyi çok çok seviyorlar. Yani sürü içerisinde yem tüketimi minimum, yumurta verimi ideal, görüntü açısından da süper olan hayvanlarımız için bir yer ayırabilirsiniz. Beş tavukları her zaman sürülerde bence olması gereken hayvanlıklardan bir tanesi. Son dipnot da geçeyim arkadaşlar. Beş tavukları biraz aptal oluyor. Bunu da bilincinde olun. Gerçekten aptal oluyorlar. Kafa yapıları biraz değişik. Büyüdükleri zaman çok aptalca hareketler yapıyorlar. Yani yapmaması gereken şeyler yapıyorlar. Örneğin uçması gerekebilecek yerde uçabilirken uçmuyor. Veyahut aynı yerde sağa sola yaparak zikzak çiziyor sürekli. Dengesiz hareketlere de sahipler. Böylece bunu da sizlere paylaşmış olduk. Kapağımızı da kapatalım. Ve ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Şu şekilde çıkalım. Bıldırcınlar amca geçiyor. Sürünün şöyle genelde bir bakın isterseniz. Şu an çok fazla kurt tavuğumuz var, civcivimiz var. Onları da şimdi sizlere paylaşmayı deneyeceğim. Bayağı bir var gerçekten de. Bizim kötü adam yani muhtarımız sürünün hakimiyetini
bir türlü adam akıllı alamıyor. Muhtarlık yapabiliyor. İdeal ama sürün hakimiyeti halen daha bizim yakışıklıda. Yakışıklıda sürekli patronla çekişip duruyor. Bütün orozlarla çekişiyor ama kafes arkasındakilerle. Yüz yüze gelince biraz işin zor yakışıklı. Sizlere kimi göstersem? Tavşanlarımızı, tavşan ailemizi gösterelim. Bakın burada tavşancıklar. Canlarım da maşallah. Çok tatlılar. Daha yakından çekim yapacağım sizlere birlikte. Şimdilik farklı videolarda inşallah görüşeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın şuradaki videodan farklı videoya gidebilirsiniz. Şuradan da kanala tabii ki abone olmadıysanız olmanızı rica ediyorum. Başka da bir şey istemiyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok mekken bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Unutmadan aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın her yeni bir videomda sizlerin attığı güzel bir yorumu video içerisinde yer veriyorum. Bay bay.